Olasılıklara inanır mısın? İnanırım. Ne tür Tesadüflere inanmıyorum. Tesadüflere inanmıyorum ama olasılıklara inanıyorum. Çünkü gerçekten olasılıklarla yaşıyoruz zaten. Doğru. Başımıza gelebilecek birçok şey olası olduğu için. Yaptığın meslek olası bir şekilde karşına çıkmadı herhalde. Yani bir şekilde sen karar verdin ya da... O biraz tabii o doğuştan gelen de bir yetenekle oldu. Çocukluğumdan beri hep müzikle iç içe olan da bir aileyle büyüdüğüm için. Fakat hep öyle gitmedi yani. Ben bir spora yöneldim bir 10-12 sene kadar. Ondan sonra... Ne yaptın sporda? Futbol oynadım. Güzelmiş. Evet, yarı profesyonel futbol. Lisansım bile hatta duruyor hala daha TFF'nin sitesinde. Belki seni konuşacaktık. Ne diyorsun ya? Buradan annemi beni seçmelerde kazandığım halde göndermeyen anneciğim. Canını yerim. Olsun. Ben şu an çok daha mutluyum. Doğrudur. Müzikte de gol atarsın canım. Müzikte kesinlikle. O kalbe atılıyor. O çok daha etkili oluyor bence o atılan gol. Hiç unutulmuyor çünkü. Doğru diyorsun. 15-16 yaşıma itibaren yani gitarı tekrardan hayatıma soktuğum andan itibaren baktım ki ya bunu ben çalabiliyorum. Daha önce yazdığım bir şeyler de vardı. Onları bir hemen meçledim. Besteler ortaya çıkıverdi. Çağında tabii bir gerekliliklerini kullanarak dijital mecralarda bunları medyayı, amatör tabii, bir şekilde tabii en başta ufak ufak böyle paylaşmaya başladıktan sonra hemen de olmadı tabii bir yaklaşık bir 4-5 yıl içerisinde böyle hatırı sayılır bir kitle oluştu. Ondan sonra profesyonelliğe ilk adımımı attım. 2018'den beri de o kararı nasıl veriyorsun? Yani bu, şimdi hani 90'lı yıllarda genelde ben vermedim o kararı aslında. Öyle mi? Başkası mı verdi? Dur şeyi anlatayım ben sana. 90'lı yıllarda herkes bir şey yapıyordu. Yani şöyle bir şey yapıyordu. İTÜ'den mezun olan ya da müzik eğitmenliğinden mezun olan herkesi ben bütün arkadaşlarımı teker teker bir parçayla gördüm ve onlar ya birer şarkılık ya üçer şarkılık ya da hala devam eden şeyler oldu. Ünlüler olarak girdiler hayatımıza ve 90 eğer bir müzik ekini varsa en iyi 90'lı yıllar o ekinin hasata dönüştüğü yıllardır. Şimdiye geldiğimizde yine bir hareketlilik görüyorum. Dijital üzerinden hareketlilik, hiç tanımadığım gencecik çocuklar var ve hiç tanımadığım büyük topluluklar onları dinliyor. Yani inanılmaz bir şey. Kim karar verdi dedin sen şimdi? İşte beni dinleyen kim olduğunu bilmediğim o kitle, o zamanki kemik oluşan kitle. Gaza mı geldik yoksa? Biraz gaza geldik. Dedim ki ya bu iş oluyor galiba. Çünkü ilk şehir dışı konserimde 1800 bilet satınca ben Kayseri'de bu oluyor tamam o zaman dedik yani. Vay be abicim ya 1800 fena değilmiş. Kabul edelim ki iyi. Değil mi? Bence de. Evet evet. O oradan zaman bakınca iyi. Nasıl gözüküyor? Bayağı iyi yani. 1800 kişi ilk konser değil mi? İlk ya şehir dışı ilk konserim de. Çok iyi yani. Siz şimdi tam olarak ne zaman verdiniz gökyüzüne kendinizi? 14 yıl oldu. 14 yıl. Evet. Ne oldu? İşte o gece ne oldu? 14 yıl önce o gece ne yaşandığını öğrenmek istiyorum. Eğer çok mahrem değilse. Google'da çalışıyordum ben. Ve... Ha, bildiğimiz Google'da. Evet. Dayı da. Eyvallah. Nasıl? Google dayı diyoruz ya biz. Ha, Google dayı ben de. Ha. Google sonra bir şey o da güldü ya ben de bir şey mi kaçırdım? Evet bildiğimiz o Google'da çalışıyordum. Ondan sonra bir arkadaşım yine Google'dan bayağı da üst düzey biri. Dedi ki nikah tarihimi belirlemem lazım. Bir yıl önceden randevu aldım dedi. Ve dedi ki tek başıma gitmek istemiyorum. Adamdan çekiniyor çünkü. Görüşeceği kişiden. Ya dedim ben gülerim yani geleyim ama ne olur gel ne olur gel falan. Ondan sonra gittim ben. Ve hocam oldu o sonradan benim o yanına gittiğimiz kişi. Çünkü dedi ki yani biz tanıştık. Çünkü hemen gelince de bir de haritaya baktı. Normalde de bir sene iki sene bekliyor insanlar onunla görüşmek için. Dedi ki biz seninle bir yol yürüyeceğiz zaten. Öyle gerçekten bir yol nasıl yürümeye yani, başladık. Haritadan haritanıza bakarak anlamış. Mı söyledi bunu? Evet evet. Vay arkadaş ya. Evet. Yani şimdi böyle haritayı açsak biz birlikte yol yürüyüp yürüyemeyeceğimizi çıkartabiliyor muyuz? Görünüyor evet. Bizim sektörde de mesela ben duyuyorum biliyorum da hatta atıyorum albüm
çıkaracakken o haritaya göre ben yapıyorum işte şu bunu. Tarihlerde çıkartmayın, bu tarihler daha iyi geri dönüş açısından evet. falan diye. Kabul etmemiz lazım. Ben yani. Geçen hafta çıkaracaktım, Tarkan çıkarıyor diye çıkartmadık biz mesela. Sen ne gökyüzünde başka bir yıldızı, sen süper yıldızı görmüşsün. Bence iyi yapmışsın, onu süper baba diyoruz. Evet, megastara denk geldik. O bir geçsin öyle, ondan sonra sen her türlü yürürsün, hiç sıkıntı yok. Samanyolu büyük, Samanyolu büyük, her yıldıza yer herkes var bir şekilde. Herkes yetecek kadar yıldız var evet.